Ne o? Kafan bozuk gibi senin. Hala Çağla'ya mı takıksın yoksa? Ne takacağım kızım ya, o iş bitti gitti. Çağla'ya da üzülmüyor değilim ha. Gördün değil mi? Kıvanç nasıl bıraktı sap gibi kızı. Gerçi çoktan gönlünü almıştır onu. O iş yaş. Bak, Çağla'yı şu kadarcık tanıyorsam şu saatten sonra Kıvanç'ın yüzüne bakmaz. Sen öyle diyorsan. Fotoğrafa ne ara merak sardın? Seviyorum ya. Zamanım olduğunda çıkıyorum öyle. Keyifli hobi. Kesinlikle. Hoppa! Demek bensiz gezmeye çıktınız ha? Nereden çıktın sen abi? Ne haber genci? İyi Levent'cim. Haydi. Bugün de herkes park gezmesinde ha? Gelin bir selam verelim. Oho! Biz de boşuna çene çalıyoruz ha. Bunlar mercimeği fırına vermişler bile. Hadi gel. Selam. Selam. Ne haber? İyi. Derken kapısı yarı açık bir kuleye varmış. İçeri girmiş. Kıvrıla kıvrıla yukarı doğru uzanan bir merdivenle karşılaşmış. Prens, merdivenlerin bittiği yerde tepede altına benzeyen bir şeyin parladığını görür gibi olmuş. Merdivenlere çıkmış ve kendini prensesin önünde bulmuş. Uyuyan güzel demiş fısıltılı bir sesle. Kızın güzelliğine dayanamamış. Eğilip dudaklarından öpmüş. Prens onu öper öpmez. Prenses gözlerini açmış. Kulenin en üst katındaki odada prenses karşısında prensi görmüş. Yüzyıldan sonra ilk defa dudaklarında bir tebessüm belirmiş. Benimle evlenir misin? Diye sormuş prens fısıltıyla. Aa, yeni mi aldın bakayım? Bırak. Ya kusura bakma, açıktı sanırım. Yanlışlıkla kapattım. Açık falan değildi. Ben gidiyorum. Bir dakika bekle. Tamam, ben de geleceğim. Vallahi muhabbetiniz hiç sarmadı. Hem belli ki yalnız kalmak istiyorsunuz. Biz kaçtık. İyi olur. İyi madem. Ben de eve kaçayım. Görüşürüz gençler. Görüşürüz. Sen? Kötü olmam için bir sebep yok. Haklısın. Aslında bazen kabullenmek en iyisidir. Durup durup bu konuyu açmak zorunda mısın? Özür dilerim. Amacım seni sinirlendirmek değil. Sadece belki eski alışkanlıklardan vazgeçme vakti gelmiştir. Yeniler için. Ne? Yine ne var? Kıvanç'ların yanına geri dön. Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Dediğimi yap. Ben eğlenceye doyamadım bugün. Levent! Küpemi düşürmüşüm ya. Oturduğumuz yerde düşürdüm sanırım. Bir gidip bakalım mı? Saçmalama Meltem. Bir küpe için oraya kadar yürüyemem. Benim için çok önemli. Rahmetli annemin hediyesiydi. Ne olur. Tamam. Gidip bulalım şu küpeyi. Ama rica ediyorum, sonra defolup gidelim bu parktan.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.